Merhabalar herkese. Bugün Sinop'tan Sündüz'cüm konuk. Daha önce o beni ağırlamıştı. Şimdi sıra bende. Dün gece benimle birlikte kaldı. Ben hastaydım. Bana baktı. Pekmezler getirmiş. Şimdi de bütün serdik ortalığa getirdiklerini. Bakın ne tatlı şeyler getirmiş. Sen de bir merhaba de. Sündüz. Merhaba. Günaydınlar herkese. Eline sağlık. O kadar güzel şeyler getirmiş ki insan açmaya kıyamaz. Ama tabii ki açacağım. Memleketimin yöresellerinden sizlere getirdim. Burada çok güzel bir zeytinim var. Çakatuz deriz biz ona. Çok severim. Çakatuz yeşil zeytin. Dut pekmezi bu annem yaptı. İşte size beni özel. İyileştiren şey. Evet bu çok iyi gelecek. Birçok şeyiniz bilinmiyor. Mesela hemen yeri gelmişken. Evet bu belediye başkanımız gönderdi. Osman Belavacıklı Gelze Belediye Başkanı. Mesela horozunun Hacı meşhur Katoruz. Olduğunu evet. Biliyor muydunuz? Sinop'un. Evet, Hacı Katı horozu meşhurdur. Çok teşekkür ediyorum. Bakayım başka neler var. Bugün yapacağımız bir yemek balık var. Balık tuzusu, evet. Balık bu kadar mı güzel durur böyle süsleyince ya? Evet, böyle evet. Resmen muhteşem evet. Bir şeymiş gibi durmuş. Çiğ balık bu. Evet, tabii turşu haline geliyor. Balığı tuza yatırıyoruz tabii. Evet. Çiğ balık ama yeniyor, bu şekilde yeniyor. Lakarlı olarak. Bundan güzel bir yemek yapacağız bugün. Erişte getirdim size. Oh. Ben yaptım sayılır. Arkadaşlarla yaptık. Yardım alarak evet. Yaptın. Bir de o da benim ev hediyem size. Ev hediyesi var. Yani umarım beğenirsiniz. Gelze'nin maharetli hanımlarının tezgahta dokudu. Yani dokundu ve geldi. Elemeyi evet. Beğenilmez mi? Buna da kameranıma çok teşekkür ediyoruz. O dokudu sizin için. Çok teşekkür özellikle ediyorum. Özellikle renklerini koltuklarınıza uygun. Güzel. Şuraya sereceğim evet. Kamera hanım için. Görecek kendisi kameranın de. Size çok uygun. Teşekkür evet. Ediyorum. Vallahi çok güzel şeyler getirmişsin. Evet. Evet, geçtiğimiz haftalarda size bol bol bahsettiğim üzere özel bir işbirliği kapsamında 30 yöreden 30 kadını evimde ağırlayacağımı söylemiştim. Şimdi Karadeniz'in incisi Sinop'tan Sündüz benle birlikte olacak. Bugün ne yemekler yapacağız? Bugün Sinop'umuza özel nokulumuzu yapacağız. Yöreselimiz olan boranışını yapacağız sizlere. Balık plaki yapacağız. Bizim şivemizle, deyimimizle bilegi. Kekli baklava yapacağım. O da görsel şölen olan çok güzel bir baklava. İnşallah beğeneceksiniz. Çay çok... saati ikramı olarak evet, bunu seçtik. Evet. Her gün olduğu gibi. Evet. Ne yapalım? Kahvemizi içelim, keyfimizi evet, yapalım. Kahvemizi içelim. Bu soğumadan kahvemi içmek isterim. Çok severim çünkü tamam. Sabah kahvesini. Sonra da mutfağa geçelim. Yumuşacık bir hamur. Ama ne kadar tok. Nasıl güzel bir iç harç hazırlanır onu göstereyim. Çıtır çıtır ağzımıza gelecek. Üzümlüyü hazırladık. Oo, mis gibi. Vay vay vay. Bahardır. Bir sürü böyle bitkini tu bulabileceğiniz bir mevsim. Çok incecik yapmışsın. Bravo. Çok sürü oldu. Muhteşem koktu. Mis gibi. Bunu böyle yiyebilirsiniz. Muhteşem gözükmedi mi ya? Yani ben balık ve yeşillik gerçekten çok severim. Bu şimdi böyle konuşan bir yemek. Yok böyle bir şey galiba. Nişastayı aradan dökeceğiz. Baklavanın içinde kek olur mu? Olur Nursel'in mutfağında. Ben alıştım. Tam geldi yan. Nursel'cim çok güzel. Sunum. Yani yemeği 10 puan daha yukarı çıkaran bir şey. Kolay bir mantı aslında. Kapatması kolay. Zor olmadığı için. Kolay ama bir o kadar da lezzetli. Vallahi çok İtalyan makarnası oldu resmen. Muhteşem. Bugün ne olacak? Mutfağım Sinop kokacak. İlk ne olsun? Kıymalı üzümlü nokul. Adı bile bugün. Güzel valla. Evet. Hemen geçelim. Kıymalı üzümlü nokul. Kıymalı iç harç için 500 gram dana kıyma, 3 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Kuru üzümlü iç harcı için 500 gram kuru sarı üzüm, 2 su bardağı ceviz, yarım çay kaşığı karanfil, yarım su bardağı toz şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ. Hamuru için 7 su bardağı un, 150 gram margarin, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı sirke, 2 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, yarım paket kuru maya,
yarım paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 bardak su. Üzeri için çörek otu, kavrulmuş susam. Önce hamurunu değil de kıymalı harcını yapacakmışız. Onu yapalım önce o zaman. Kıymamızın soğuması gerekiyor. Nursel'cim sen bana tavayı verir misin? Ben ona doğrayayım elimde. Ben çünkü elde doğramaya alışkınım. Bunu kavuracağız. Önce soğanı mı kavuruyorsun sonra mı kıymayı? Sonra da kıymayı atabiliriz. Tereyağını da kavuracaksın. Yeter bence bu kadar ya. Yeter. Yeter. 3 tane eri soğanı doğradık. Gerçekten elde doğrayınca daha şey oluyor. Sırf tereyağı mı? Azıcık da sıvı yağ katabiliriz. Şurada var galiba. Evet. Biraz da ben katayım. Yeter mi tereyağı? Yeterli. Çoğu insan önce kıymasını kavuruyor, suyunu saldırıyor, çektiriyor. Öyle de olabilir. Şimdi bir güzel soğanımızı kavuralım. Evet. İki türlü göstereceksin bunu bize. Bir kıymalı, bir de üzümlü cevizli. Kıymanı çıkarıyorum. Evet, şimdi buna kıymamızı katalım. Yarım kilo kadar kıyma koyalım. Ben devralayım mı kıymanı? Tabii, ben de o zaman hamurunu hazırlayayım. Katı yağ kullanıyorum. Eriyecek, rengi dönmeyecek, eriyecek. 150 gram. Bakayım şöyle. Bizim izleyicimiz olur. Gramı sevmiyor. Sevmiyor bak, değil mi? 4 kaşık. 4 1, kaşık diyelim. 1, 2, 3, 4. Tamam. Yağımız eridi. Eridi. Şimdi bunun karabiberinin tuzunu da eklesek. Şunu nasıl koyayım ben bir an önce soğusun. Şöyle. Tuz şurada mı? Şöyle bir çay kaşığı kadar yani karabiber. İyice kavurduk. Şimdi onun buz gibi olması gerekiyor. O yüzden bu soğusun. Kenarda ben hamurumu sen hamuruna yoğurayım. Başla. Şimdi ona bunun üzerine 2 su bardağı su koyacağım. Bir tepsinin iç harcı hazır. Evet. Bir kaşık yoğurt. Şimdi bir kaşık da sirke koyacağım buna. Aldığı kadar da un diyeceksin sen şimdi. Biraz sıvı yağ ilave edeceğim. 2 çay bardağı kadar sıvı yağ. Sadece akını koymak istiyorsun. Akını koyacağım. Sarılarını üzerine süreceğiz. İki yumurtanın da akını koyduk. Evet. Şimdi sen bana biraz unu koyarsan, biraz daha ver. Bunu artık öğrendik. Unla kabartma tozunu karıştırmanız için unun içine koymanız gerekiyor. Hı hı. Bütün homojen bir şekilde dağılması için. Şimdi yarım paket kuru maya. Yarım paket kabartma tozu katıyoruz. Ve devam ediyoruz. Devam edeceğiz ama önce bir tuz koyalım buna. 2 tatlı kaşığı. 2 nasıl diyeyim? Tatlı kaşığından az olsun, silme olsun. Yumuşacık bir hamur. Aynen öyle, şöyle puf puf puf. Bir. Ama ne kadar tok bir hamur, böyle içi tok yani. Evet. Son da örtelim, mayası daha çabuk gelecek. Yapışmasın. Bunun mayası gelirken de şey yapalım. Üzüm harcımızı hazırlayayım ben. Ben onu kaloriferimin oraya koyayım. Bak. Renklerine bayıldım. Ben de. Fatihciğime sevgiler, selamlar gönderiyorum. Sponsorum benim. Değiştirip duruyorum. Çok zevkli bir şey. Nasıl güzel bir iç harç hazırlanır onu göstereyim. Üzümümüzü yıkadık, süzdük. Ondan sonra onu katalım. 2 bardak mı yıkamıştın? Ne kadar yıkadın? Yarım kiloya yakın. Sarı üzüm. Sarı üzüm. Peki. İster ben yardım edeyim sana cevizlerine. Dövmek istedin. Böyle severim.
stres attırıyor bak, ne güzel oluyor diye. Ben poşette çok böyle severim. Öyle de yaparım. Evet. Şimdi karanfil de döveceğiz ya. O çatır çobanı çıkartmışken bir de buna doğru karanfil atacağız. Çok basit bir tatlı harç göstereceğiz. Güzelcim bunu da dövdük. Hazır. Evet. Bu arada tunç havanın da çok güzelmiş ama pirinç mi tunç mu bilemedim de. Hediye. Oo çok güzel. Pirinç. Şeker de var. Değil mi? Toz şeker de koyacağız. Karanfili ben alayım. Karanfil arzuya göre katabilirsiniz. Yani istemeyen katmasın ama ben çok seviyorum. Araması çok yakıyor. Yok çok yakışır. Yani 7-8 tane karanfil yeterli. Şimdi onu da dövelim. Şeker ne kadar? Şeker şimdi bir su bardağı koyalım. Yetmezse. İki iç harcımız da hazır. Evet, şimdi buna karanfili de koyalım artık. Karanfili dövdük. Şimdi... Ben onu karıştır. Var mı başka içine katacağımız? Sıvı yağ katacağım az bir şey ama. Ben o bir kadar. Kaşık alayım da şuradan. İç harçlarımız ikisi de hazır. İki tepsi yapacağız. Hem evet. Tatlısını hem tuzlusunu göstereceğiz. Ben oklava alayım. Bunu da direkt oklavayla yapacağım. Güzel. Gayet güzel başlamış çalışmaya. Şimdi önce bunu bezeylere ayıracağım. Şimdi bunu eşit dört parçaya böleceğiz. Alt üst olarak mı yapacaksın? Yok, tek şey dördünü de ayrı ayrı açacağım. Rulo yapacağız. Rulo yapacağız, kendi etrafında dolayacağız. Şimdi şunu şöyle şuraya alıyorum. Şöyle tabağın içine alalım. Şimdi bu hazır. Önce tatlıyı yapalım. Koyabilirsin biraz daha. Bol yağlı olacak çünkü. Tamam. Teşekkür. Şimdi şöyle her yerine mümkün olduğu kadar eşit oranda şöyle bir yağlayacağız. Ben üzümlü cevizlisini çok seviyorum. Bol malzemeli olunca böyle üzümler, cevizler çıtır çıtır ağzımıza gelecek. Bunu sararken çok sıkı sarmıyorum ki daha böyle gevşek kıyır olsun. Şöyle şöyle attırıyoruz. Bayağı böyle öyle öyle attırıyorsun. Evet, hiç bayağı, sıkmadan. Hiç sıkmadan. Güzel. Şimdi. Şöyle koyalım bir tanesini. Burasına da yine bir tanesini bir tane daha koyarız. Kıymalıyı da ayrı bir tepsiye yapalım ki. Evet, birbirine tatları karıştırmasın. İki tepsi halinde koyalım. Şimdi bir oradan bir beze daha rica edeyim. Evet, iki tane. Şimdi... Bu tatlı haliydi. Gelelim evet, tuzlu haline. Bir arada pişiririz. O yüzden şimdi atmıyorum. Evet. Çok yumuşak hamuru açmak da bence zor oluyor. Zor. Mayası geldiği zaman zorlanıyor. Bunu da aynı şekilde böyle gevşek gevşek dolayalım.
Şimdi kıymalı nokul yapıyoruz. Üzümlüyü hazırladık. Hemen onun bir tanesini atalım. Son bezemiz kaldı. Onu da açalım. Fırını ısıtmadık. Isıtmayalım. Tamam. Daha iyi olur. Birden dışı pişip içi pişkin olmuyor yoksa. Aynen. Bunu da yağlıyoruz. Kıymamızı. O yağlının içine dökeyim şunu. Daha iyi olur. Sıvı yağ olur. Üstüne daha parlak oluyor. Ben de başladım. Sen onu sürerken ben üzümlüye susamı serpiyorum. Bol şöyle susamlı. Ben de çöreği serpeyim. En sevdiğim. Biraz abartarak. Bıçak darbesi vurup izler yapıyoruz. Aa, niye? Hem kabarması çok daha güzel oluyor. Hem içi pişkinliği. Aa. Hem de oralardan bölerek yemek için. Evet. Şimdi ilk yemeğimiz hazır. Haydi bakalım fırına. Evet. Evet, eline sağlık. Vallahi iki tepsi böreği bir çırpıda bitirdin. Tam mevsimi yeşilin en bol olduğu zaman balık pilaki. Hadi gelsin. Sinop mutfağından balık pilaki. Bir bütün tuzlu lakarda balık. 2 su bardağı bulgur. Yarım beyaz lahana. Bir demet rezene. Yarım demet dereotu. Yarım demet taze soğan. 2 sap pırasa. Yarım demet pazı, yarım demet ıspanak, bir tutam nane, bir tutam maydanoz, bir adet kuru soğan, bir su bardağı sıvı yağ, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz. Sosu için 2 yemek kaşığı tereyağı, bir tatlı kaşığı pul biber. Salamura balık mı denir? Evet, tuzda biz balık tuzlusu deriz. Balık tuzlusu deriz. Lakarda'nın bizim yöresel adıyla balık tuzlusu. Palamut mu bu? Palamut. Palamut'tan olur. Çok şimdi güzel. Ben bunu böyle çıkarıyorum. Evet. Ben onu bir musluğun altında yıkayacağım. Tuzu gitsin. Çünkü çok tuzlu olduğu için yemeğimizde bunu yiyemeyiz. Bu aslında çok değerli bir şey. Öyle evet. Hani dışarıda iyisini her zaman bulamazsınız. Bahardır. En güzel mevsim böyle evet. Doğanın canlandığı bir sürü böyle bitkini, otu bulabileceğiniz bir mevsim. Biz de bol bol ot kullanacağız. Bugün en önemli yıldızı dereotu ve lahana en önemli özelliği. Dereotu. Onun yanında taze soğan, kuru soğan. En olmazsa olmaz. Bir de Arap saçı. Pırasa, ıspanak, pazı, taze nane, maydanoz, ne bulursanız yani. Ben soğanları aldım. İstersen sen de önce pırasaları uygun mu? Pırasadan önce soğanı atalım. Olur, tamam. Bir tane soğan atsam. Önce soğanları halledelim. Bir demet taze soğanımız hazır. Şimdi ben önce kuru soğanı biraz pembeleştireyim. Hemen sonra sırayla yapalım. Sırayla yapalım. Aynen. Bu bir tane yeterli. Sen bana ver ben. Hemen ona bol bir sıvı yağ koyalım. Soğanlarımızı sıvı yağla kavuralım. Yağ orası. Balığımızı şuraya alalım. Taze balıktan olur mu? İlk soru mu? Taze balıktan da oluyor. Lakerdeden de oluyor. Hani hiç de bulamazlarsa merak edenler için ton balıklarından da olur. Hazır ton balık. Bayağı konserve. Evet, konserve ton balığından da olur. Ben şimdi onu kavurayım senin için. Bu arada ben nokul oldu galiba Nursel'cim. Onun üzümlüsünü alayım. Biraz kızarmış gibi gözüküyor. Üzümlü nokullarımız, onları aldık. Kıymalılarımıza bir bakalım. Bir tanesi biraz istiyor. Onu şöyle bir alta alayım. Soğanlarımız kaldı. Ben hemen pırasayı doğrayayım. Hepsinden birer bağ olarak düşünülürse pırasa 2 tane büyük bir pırasaydı çünkü. Yeterli. Çok bol gibi gelebilir size yeşilliği ama bir de fırına gireceği için ve sebze hemen böyle biliyorsunuz söner ateşi görünce. Evet. Kare bir cam kapta herhalde yaparız. Onu da sunarız daha önceki gibi. Evet.
Şimdi ben pırasaları da hemen atıyorum. Çok incecik yapmışsın. Bravo. Şimdi beyaz lahanaya geçsem daha olacak. Daha iyi olacak. Aynen. En zor pişen yemeğimiz çünkü o. Pazara gitmek, pazarda dolaşmak, hani günlük hayatınızın içinde biraz daha hareketinizi arttırsanız, yediğinizi yaksanız hiçbir problem olmayacak. Bu kadar yeterli. Ben şunu doğramayacağım artık. Tamam. Bu yeterli. Hemen böyle küçücük bir lahana düşünün, onun çeyreğini kullandık. Çeyrek olsun. Salatalarınıza mutlaka lahana çiği olarak koyun, çok yakışıyor, aklınızda olsun. Bir pazı da oluyor. Ispanak çiği çok yakışıyor salatalara. Saplarını alayım. Yeter mi pazı o kadar? Yeter. Tencerimiz bayağı dolmaya başladı yeşilliklerle. Evet. Çünkü daha ıspanağımız var. Maydanozumuz, taze nanemiz, dereotumuz. O zaman düzeltelim. Hepsinden bir bağ dedik. Evet. Şu anda yarım bağ gidiyoruz. Hepsinden yarım bağ. Evet, çünkü bayağı bereketli olacak. Çeşitimiz çok. Ispanaklar da çok güzelmiş Nusse. Çok güzel. Şimdi ıspanağımız geliyor. En sevdiğim, şu hayatta en sevdiğim sebze. Yumurtalısı da çok güzel oluyor. Her şeyle. Evet. Sıra geldi maydanozumuza. Ben bu arada şurada taze nane de alayım. Bir tutam da taze nane koyayım. Şimdi dereotumuzu alıyoruz. Sardı mı? Sulanacak sebzelerimiz ama kısalım istersen. Çok güzel oldu. Muhteşem koktu. Taze naneye bayılıyorum. Evet, dereotu, taze nane hepsi. Şimdi en önemlisi, olmazsa olmazımız bilegi için Arap saçı, rezene ve bizim deyimimizle kokmuş geliyor. Çok güzel bir kokusu var. Bunları bahçeden topladım sizin için. Buna bulgurumuzu da yıkayacağız. Büyükçe bir kase bulgur. Onu yıkayıp süzelim. Biraz sebzelerimiz kavrulsun. Evet, kattık. Çok öldürmeyeceğiz, pişirmeyeceğiz. Gayet güzel. Şimdi sen balığını bölecekmişsin. Şöyle bir incecik dilimleyeceğiz onu. Evet. Onu ben incecik bir keskin bir bıçakla dilimlerim. Şu bıçakla. Benim bıçağım da fena değildir yani. O mu? Daha mı keskin? Nursel'e mutfağı yazıyor. Çok şık. O zaman hemen Zula'dan sana bir tane daha çıkarayım. Ay, çok güzel. Nursel'in mutfağı. Ya bazen unutuyorum da o yüzden hemen çıkarıyorum. Teşekkür ederim. Daha önce buraya gelip de bana vermedi diyenler sakın alınmasın. Hemen mesaj atsın, bana göndereyim. Çok üzüldüm çok çünkü birkaç ediyorum. Unuttuğum oldu. Çok güzel bir anı oldu benim için. Bence de çok mutfakta kullandıkça umarım mutlu olursun. Çok mutlu olacağım. Evet, çok güzel kesiliyor bakın. Mis gibi. Bunu böyle yiyebilirsiniz. Yani bu çiğ yeniyor. Evet. Yeşilliği kapatıyoruz. Çok öldürmek istemiyoruz. Şey yapalım ama. Kapatmadan önce biraz karabiber ve tuzuna bakalım. Tuz atmıştık hatırlarsan. Sadece karabiber. Biraz karabiber atalım. Değirmen karabiberim. Oh, çok güzel. Yani şunu şu anda yemek istiyorum. Ya, evet, ben de öyle. Gibi koktu. Şimdi tek başına bir yemek çünkü şu anda. Fırına konulduğu zaman daha güzel oluyor. Hemen onu boşaltalım cam kapımıza. Şöyle güzelce yayalım. Çok bastırmadan böyle evet, bir yayıyorsunuz. Bastırmadan yayıyorum. Şimdi balıkları içine gömeceğim.
Bunun tereyağını eritirken artık fırından da ben nokulu almak istiyorum. Alalım. O tamam. Oldu, pişti. Dur ben önce tereyağını koyayım istersen. O erirken de nokulu alalım. Şimdi tereyağı da üzerine kızacağız, pul biber serpeceğiz. Biraz acılı olsun, daha güzel. Tamam, yeterli. İki çorba kaşığı tereyağımız yeterli. Tencereyi de şuradan alayım. Hadi nokulu da çıkaralım. Evet, nokulu da çıkartalım. Artık oldu. Mis gibi. Çok güzel oldu. Kapatayım. Bu kıymalı nokulumuz. Diğeri de tatlı üzümlü nokulumuz. Şu tereyağımız da gelsin. Muhteşem gözükmedi mi ya? Çok güzel gözüktü. Benim yani ben balık ve yeşillik gerçekten çok severim. Güzel. Artık tereyağı. Bence oldu. Tereyağının mis gibi kokusu geldi şimdi. O muymuş? Şöyle ona bir şöyle bir arzuya göre bu. Yani ben arzu ederim. Acı sevenlere şöyle bir tatlı kaşığı pul biber gelsin. Şimdi kapatalım altını, yeterli. Fazla karartmayalım, zararlı olmasın. Hemen onu şöyle balıkların üzerine de denk gelecek şekilde, sebzelere de. Evet, şimdi fırına vereceğiz. O yüzden çok şimdilik derecesini istersen açmayalım. Açmayalım. 150 derece yeterlidir. Fırınımız sıcak. Normalde fırın sıcak olmasaydı 180. Her şey 180 idealdi. Et yemekleri haricinde 180 ideal. Öf, görüntüye bak ama bak. Oh. Bu şimdi böyle konuşan bir yemek. Nişastayı aradan dökeceğiz. Baklavanın içinde kek olur mu? Olur Nursel'in mutfağında. Ben alıştım. Tam geldi yağın. Güzelcim, çok güzel. Sunum. Yani yemeği 10 puan daha yukarı çıkaran bir şey. Kolay bir mantı aslında. Kapatması kolay. Zor olmadı hiç. Kolay ama bir o kadar da lezzetli. Vallahi çok İtalyan makarnası oldu resmen. Muhteşem. İkinci yemeğimizi de fırına verdik, evet. Muhteşem kokular eşliğinde. Evet, balık pilaki bileğimiz bitti. Üçüncü yemeğimiz şimdi kekli baklava. Görsel bir şölen oluşacak inşallah. Bakın bakalım nasıl bir şey. Evet, hadi bir geçin. Bakalım. Sinop mutfağından kekli baklava. Hamuru için bir adet yumurta. Bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ. Bir çay bardağından bir parmak eksik süt. Bir yemek kaşığı sirke. Bir fiske tuz. Yarım paket kabartma tozu. Keki için 1 su bardağı ceviz, 4 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu. Şerbeti için 4 su bardağı toz şeker, 4 bardak su. Şimdi kekli baklavada sıra. Önce hamur ama bu arada şerbetini de sen bana ayarlarsın, tamam. Değil mi Nursel'cim? Önce senin malzemelerini birleştirelim istersen. Evet, bir tane yumurta. Tamam. Hemencecik kırıyoruz. Karnevi bol bulunur kahveci bence. Çay bardağı denir ya. Evet, evet. Kahveci çay bardağı. 3'te 2'si sıvı yağ koyacağım. Çünkü 20 kat olacağı için baklavanın çok koymuyorum. Normalde tam bir baklava ölçüsü birer çay bardağıdır. 20 kat deyince hemen öyle aa gözleriniz büyümesin. Küçük küçük açacak, onar onar. Üst üste koyunca evet. Biliyorsunuz bir kere de büyüyor hamur. 3'te 2. Çok kolay oluyor. Suyumuz. Küçük çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ, bir parmak eksik ılık su mu? Ilık su, ılık su. Çok bir de süt isteyeceğim senden. Sütünü bir çorba kaşığı kadar sirke. Evet, 3'te 2 ölçü yine. Bu tarz hamurlarda gerçekten sıvılarınızın ılıktan hatta bir tık daha sıcak olması çok hamura iyi tabii geliyor. Tabii yumurtayı kesmeyecek kadar da evet. Dikkat etmek gerekiyor. O arada ben de şerbetini ayarlayayım. 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı suyla bir ölçü verelim. Tuz atıyorum evet, şöyle. Klasiktir. Klasik tuzumuz olmazsa olmazımız. Sütümüzü alıyorum. Ben alayım Nursel, süt oldu olmuştur, galiba. Olmuştur, evet. 4 bardak da suyunu ekliyorum. Evet.
şimdi aldığı kadar un koyacağım. Biraz unumu koyduktan sonra hemen üzerine ben yarım paket. Aldığı kadar diyeceksen ya, ölçümü alayım kendim. Evet maalesef bu bizim ev kadınlarının pratikçiliği adeti. Şu an bir bardak oldu. Unun üstüne klasik kabartma tozunu kattın. Evet. Kabartma tozunu kattım. Unu şöyle. Ben bir yedireyim de Nursel'cim. Evet. Çok güzel. Dinlensin şimdi. Şimdi. Bu dinlenene kadar çok dinlenmesine gerek yok. Sadece masayı sileceğiz. Evet. O kadar. İnsan böyle iş haline getirince bu tarz şeylere bu kadar güveniyor kendine. Bazı insan gerçekten, sen mesela 2 dakikada hamur yoğuruyorsun, hemen aşıyorsun. Sürekli yaptığım, severek yaptığım bir iş. Şimdi şöyle. 20 parçaya böleceğiz. Ne güzel böldün ya, bir kere de. Küçük bezelerimizi halledeceğiz. Hemen şimdi açacaksın. Ben de küçük küçük açayım sana. Elindeki 7. Ben artık istersem evet, balık plakimizi kapatayım. Kapatalım onu. Allah'ım. Yok böyle bir şey galiba. Ne kadar güzel yapmışsın. Elindeki 8. 2 tane daha açtık mı tamamlanıyor. Şimdi bunu büyütüp arasına kekin yapacağız. Evet. Bir 10 tane daha açtıktan sonra kekini çırpacağız. Şimdi bunu yapalım. Bir tane daha herhalde. Evet, bu 8. Bu 9. Bir 2 damla limon suyu şerbetimize ilave edelim. Kıvam yerine. Birazcık daha kaynasın. 1-2 dakikada sonra kapatalım onu. O elindeki sonuncu yanılmıyorsam. Evet şimdi 10'ar tane açacağız. Şöyle bol nişasta serpiyoruz arasına. Bol nişasta serpmemizin sebebi açarken yapışmasın. Hem de büyüyecek. Şimdi şerbetin soğuması gerekiyor. Artık soğumaya aldık şerbet, onu. Evet soğuk olacak tatlımız. Daha arada kek var, 10 tane daha kat var. O yüzden zamanı bol bol var. Haydi bire. Hadi bismillah. Bakalım nasıl oluyor. Önce şöyle. Yavaş yavaş nişastalar aradan dökülmeden. Çok acele etmeyeceğiz bunu. Dikkatlice. Margarincisin sen. Evet. Gerektiğinde kullanıyorum. Her yerde değil. Genelde tereyağı kullanırım ama bazı yemeklerinde olmazsa olmazı. Margarin. Şunu şöyle yapacağız. Şöyle yapıp nişastayı aradan dökeceğiz. Nişastalı olursa çok fazla lezzeti iyi olmaz. Aynen. Evet, şimdi hamurumuzu koyduk. Orada 10 kat var yani sonuçta değil mi? Evet şimdi onu şöyle yapacağım. Şu köşeleri kapatmak için kullanıyorum. Şimdi eşit oldu. Şimdi öbür 10 kata geçeceğim. Bir
Nişastasını yine atıyorum arasından. Evet. Orada bir sereceğim. O ara kekini yapacağım. Şöyle seriyorum. Burada bu kurumaya dursun. Şimdi ben senin için şu masayı bir temizleyeyim. Şimdi böreği, kek, ne bu tatlımızı enteresanlaştıran, böyle değişik kılan, içine keki var. Hemen onu yapacağız. Şimdi kekli baklavamız için 4 tane yumurta. Ben sana kırayım istersen. Tabii. Ha, gerçi yormayacaksın. Elini batırma dedim. Hani titizsin ya. Evet. Şöyle bir. Bir su bardağı şekerimizi. Şimdi çırpmaya başlıyorum. Yükselcim, artık şekerimiz eridi. Hazır. Şimdi unumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Bir bardak un. Üzerine de kabartma tozunu ilave edelim. Unun üstüne kabartma tozu. Karışması için her yere iş. Hemen cevizimizi atalım. Bir bardak da ceviz. Atıyoruz. Sönmemesi için fazla aşırı çırpmıyoruz bundan sonra. Bir spatula yardımıyla karıştırıp. Şimdi kekimiz de hazır. Açtığımız baklavalı. Aslında bildiğimiz kek yaptık şu anda. Kek yaptık, evet. Ama cevizli. Baklavanın içinde kek olur mu? Olur Nursel'in mutfağında. Ben alıştım. Evet, o kadar değişik şeyler yaptık ki şimdiye kadar. Ah canım benim. Üçüncü kime? Ayşe'ye. E tamam. Sündüz'e. Nursel'e. Kendine Seyhan. Yapmış bak asla. Seyhan. Hayır. Kendine yapmışsın, al iç şimdi. Seyhan. Otur iç. Teyzem. Otur. Eline gel. Sağlık. Seyhan. Evimin Seyhan baş köşesi. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl geçiyor? Valla çok iyi geçiyor inşallah. Yiyince yoruldunuz bakalım beğenecek. Yok, hiç yorulmadım. Çok güzel geçiyor. Nursel, ben sana... Ne diyorsun baklavanın içinde keke? Sizin gerçi Laz böreğiniz var. Alışıksın bu tatlara. Laz böreğimize benziyor. Şimdi bu biraz kurumuş ya, hani beklettiğimiz için. Eğer kek baklavaları biraz dinlendirip bekletirseniz daha kıyır kıyır olur. Keseceksin yine. Ben artık aşağı inebilir Hadi. Miyim? Ay estağfurullah. Hadi bakayım. Şekerim. Kolay gelsin. Sağlık. Size de kolay gelsin Ayşe amcığım. Tatlılarda adettendir. Tuzsuz tereyağı kullanılır. Ne kadar olsun? Şöyle dolu dolu 3 kaşık tereyağı koydum. Tamam, yeterli. Evet. Şimdi aşağıya keke kadar indirmiyoruz. Sadece üstteki baklavalı kısmı kesiyoruz ki dışa aşağıdan kekler yukarı fırlamasın. Zamandır da yapmadım aslında. Bu sizlere özel oldu. Şöyle yağımızı güzel yayalım. Evet, tam geldi yağ. Tam denk geldi. Ellerine sağlık. Harika bir şey oldu. Mis gibi de koktu. Şöyle de bitiriyorum. Tamam. O şimdi öylece dursun. Hiç fazla şey yapmayalım ki kek sağa sola akmasın Nursel'cim. O zaman şekli bozulur. Hepsini, evet, fırının orta katında güzel nar gibi pişecek. Ondan sonra soğuk şerbet vereceğiz üstüne. En son olarak da Sinop yöresine ait boranaşı yapacağız. Peynirli bir mantı. Geçelim. Sinop mutfağından borani aşı. Hamuru için 6 su bardağı un, 2 adet yumurta, 1,5 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı tuz. İç harcı için 250 gram taze peynir, 4 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 tutam taze nane, 1 tutam dereotu, sosu için 2 yemek kaşığı tereyağı. Şimdi izleyicilerime boranaşı yapacağım. Çok iddialıyım. Gerçekten evet. Çok güzel bir yemek. Peynirli mantı gibi
bir yemek. Yöreseldir. Sinop yöresel. Senin iddialı olduğun her şeyi yerim. Çünkü mutfakta ne kadar marifetli olduğunu ben biliyorum. Teşekkür ederim. Su, ılık su. Ilık su olacak ama önce bir şöyle yumurtayı şöyle ezeceğim iyice. 1,5 su bardağı yeter olacaktır. İyi mi sıcaklığı? Çok iyi. Ilık. 1,5. 1,5 olsa yeter. Bayağı iyi. Şimdi de buna tepelime şöyle bir tatlı kaşığı kadar düşünelim. Tuz. Tuz koyalım. Sert olur. Klasik mantı hamuru suda evet, pişeceği için olacak. Dayanıklı olması gerekiyor. Aynı su böreği gibi düşünün. Hı hı. 5 bardak olmuştu. Devam ediyorum. 5,5. 6'da bir duralım. Bir bakalım. Hı-hı. 6 yap onu istersen. Tam 6'ya tamamladık. Evet. Bunu evet. Yedireceğim artık. Yeter olacak. Sert bir hamur olacak. Hamurumuz artık oldu. Bunu da yine sen hani bana yardımcı oluyordun, bir sarıyorduk ya sitrece. Şöyle sarayım. Şöyle saralım, dinlensin. Bunu biraz katı yoğurduğumuz için 10-15 dakika bir dinlendirelim. O arada içimizi hazırlayalım. Tamam. Kendi elleriyle üşenmeyip getirdiği Sündüz ablanın taze künefelik peyniri bu değil mi? Künefelik değil. Bu bildiğiniz köy peyniri. Köy peyniri. İnek sütünden yapılma. Tam yağlı. Yağlı olacak. Şöyle bir kalıp kadar keseyim ben bunu. Şöyle 250 gram kadar köy peyniri, tuzsuz bir peynir. Normal beyaz peynir de olabilir. Ha. Çok tuzlu olmadıktan sonra öyle beyaz mi? Sert bir peynir. Sözümü geri alıyorum o zaman. Şöyle rendeleyelim iri iri, iri tarafından. Bir de süzme yoğurda ihtiyacınız var. Tabii onu tutması için peyniri. Dereotu, taze nane. Evet. Peynirimizi de rendeledik. Ben sana doğruyu versem mi acaba? Çok ince, ikişer tutam kadar, fazla değil. Bu iyi mi mesela? Daha koyayım. Biraz yok, az olsun az. İki. Süzme yoğurdumuz da gayet güzel süzülmüş. Şimdi şöyle 4 kaşık koydum. İyice karıştırıyorum peynirle yoğurdumu. Yedireceğim. Evet, hamurumuz dinlenmiş. Çok güzel. Şimdi kıvamına gelmiş. İki eşit bezeye böleceğim. Süper. Evet, bir tanemiz hazır. İkinciyi de hazırladıktan sonra açmaya başlayabiliriz. Klasik mantı hamuru açacağız. Evet, kalınlığı mantıdan, aynı olacak. Şimdi şöyle bir şey. Çok mantıdan bir nasıl diyeyim? 1 milim kalın. Ben şimdi açtığı zaman size. Bunun özelliği o. Kalın olması özelliği. Selcim oldu. Yani böyle gerçekten çok az daha kalın. Çok az daha. Mantı hamuru gibi hemen düşünebilirsiniz. Yakın. Kocaman bir tencere suya ihtiyacınız var. Bol bol kaynayabilsin diye. Klasiktir. Kurumadan hemen kapatmanız gerekiyor. Evet, ben kapatmaya başlayayım. Şöyle bunu kapatma yapayım. Şeklini göstereyim isterseniz. Göster. Çok iyi yapıştığından emin evet, olmanız emin gerekiyor. Evet, emin olmanız gerekiyor. Çok iyi yapıştığından.
çünkü. Yaptıklarımızın birbirine değmemesi gerekiyor. Evet, yapışmadan. Çünkü ikinciyi açana kadar vaktimiz geçeceği için birbirine değerse yapışır. Özelliğini kaybederiz. Şöyle bir şu alalım. Şu üçgenleri. Şöyle alalım. Kolay bir mantı aslında. Kapatması kolay. Zor olmadığı kolay için. Kolay ama bir o kadar da lezzetli. Evet. Peynirin ve yoğurdun kokusuyla birlikte. Hemen masaya yapışmış görüyor musun? Evet. Ayrılmıyor. Tamam. Şimdi öbür bezemizi açacağız. Ben şerbetliyorum artık. Evet, şerbeti yedim. Şerbetim biraz koyu mu oldu acaba? Koyu olsun. Gördün mü? Koyu olursa çok güzel olur. Evet. Özellikle çok güzel. Buna bolca tuz atıyoruz. Birazcık da sıvı yağ dökelim. Şimdi direkt atabiliriz bunları, evet, artık hemen. Bir şey koymamıza gerek yok. Şöyle. Evet, hemen. Hemen kapağını kapatıyoruz ki hızlı kaynasın. Tamam, ben şimdi senin tereyağını koyayım. Evet, hemen tereyağı koyalım. Hemen çıkar çıkmaz sunum kabını alıp tereyağlamamız gerekiyor. İyi mi? İki tepeleme kaşık kadar olsun. Tereyağını bol kullanıyoruz. Tamam, ben de hızlıca masanı toplayacağım. Aslında tamam. Kısmen günün en güzel anı sunumlara geçmiş oluyoruz. Evet. Hemen sunum kabını almamız gerekiyor çünkü mantımızı. Boran aşımız da oldu. Şimdi bunu çok suyunu süzdürerek almayacağız. Sulu sulu olacak. Vallahi çok İtalyan makarnası oldu resmen. Sulu sulu. Şu anda son boranışımızı da sudan çıkartıyoruz. Orada bir tane kaldı galiba, onu da yakalayayım. Bir tane kalmış. Muhteşem. Şimdi burada da hem kıymalı hem üzümlü nokulumuz var. Şöyle kesiverelim onu bence. Vay vay vay. Şöyle. Evet, kekli baklavamız, evet, yaptık. Şimdi sunumuna geçeceğiz. Sunumuna geçmeden önce bir kere daha keseceğiz bunu. Çünkü dibine vurmamıştık. Kekler yüzeye çıkmasın diye. Şimdi. Evet, yine Facebook, Instagram yıkılacak, Twitter gerçekten. Bir tanesine yeşil fıstığımızı, şöyle çekilmiş yeşil fıstığımızı bu olgine döküyoruz. Diğerine şurada Hindistan cevizimiz var. Antep koymayacaksın. Ceviz koymayacaksın. Ceviz koymayacağım. Yok, ona gerek yok. Daha renkli olacak böyle. Şimdi beyazı koyacağım. Her zaman diyorum, sunum gerçekten yemeği 10 puan daha, evet, yukarı çıkaran bir şey. Şöyle dik dik koyman, ayrı ayrı süslemen çok ön plana çıkardı. Evet, muhteşem bir masa oldu. Mutfağım Sinop koktu. İyi, evet, ki koktu. Bugün ne yemekler yaptık? Burada boran işimiz var. Üzümlü kıymalı nokulumuz var. Hı-hı. Kekli baklavamız var. Balık pilakimiz var. Hı-hı.
Mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan en sevdikleriniz. E tabii ki hafta içi ekranlarınızdan ben hiç eksik olmayayım. Olmayayım ki bu kadar güzel yemekler görebilelim. Hoşça kalın.